صدق الله العظيم. Merhameti çok yüce olan Allah Celle Celaluhu, sahabe-i kiramın peygamberimizden kısa süre bile ayrı kalmalarından, hasta ve vitap düşmelerinden dolayı bu ayet-i kerimeler iniyor cemaatimiz. Ve Mevlamız buyuruyor: مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ. Her kim Allah'ın emrine itaat eder, İmandan sonra 5 vakit namazını muhafaza eder, zenginse malının yılda bir kere 40'ta birinin zekatını verir, yine zenginse üzerine hac farz ise, hac vazifesini yerine getirirse, Ramazan-ı Şerif'te de orucunu tutarsa, men yuti'i Allah'a ve Resul, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin getirdiği emirleri baş tacı edip, yasaklarından iştinab edip, helallerini helal, haramlarını haram kabul eden, ona ittiba eden, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetlerini hayatına tatbik etmeye çalışan, evet bunlar men yuti'i Allah'a ve Resul ve ulaike, işte onlar var ya, en'amallahu aleyhim minen nebiyyine, Allah Celle Celaluhu'nun nimet verdiği bütün peygamberlerle beraber, başta Muhammed Mustafa olmak üzere, ve sıddikin, sadık kullar, başta Hazreti Ebu Bekir Sıddık olmak üzere, ve şühedâ, bütün şehitler, Hazreti Hamza başta olmak üzere, ve salihin, bütün evliyaullah, bütün salih kullarla beraber yarın cennette onlarla beraber olacak ayeti kerimesi nazil oldu elhamdülillah. Bu ümmete en büyük müjdelerden. Bir adamcağız geldi Resulullah'a. Dedi ki ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem, sen kıyamet günü için ne hazırladın? Dedi ki benim çok çok fazla namazım yoktur, çok çok orucum yoktur, çok tasaddukum yoktur, amellerim çok fazla değil ama ya Resulallah ben seni çok seviyorum buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki elinin işaret parmaklarını birbirine yaklaştırarak el mer'u ma'a men ahabbe, o halde kişi sevdiğiyle beraber olacak yarın kıyamette buyurdu. Bu hadis-i şerif duyulduktan sonra Medine-i Münevvere'de bir bayram havası, bir sevinç rüzgarı koptu ki kim duysa el mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraber olacak. Onların hepsi Muhammed Mustafa'ya deli gibi aşıktı. Onlar için en büyük müjdeydi. Bizim gönlümüzde hangi aslan yatıyor kıymetli dostlar? Bizim sevdamız, muhabbetimiz kimedir? Mala mı, mülke mi, paraya mı, arsaya mı, erkeğe mi, kadına mı? Allah Celle Celaluhu gönlümüzde Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellemin aşkını ve muhabbetini her baktığında, nazar ettiğinde görmek nasip eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, yarın Allah Celle Celaluhu bizden bir şeyi soracak. Şeyh Nuri Kuddisesi Ruhu bir keresinde vaaz ediyor. Vaazında dikkat buyurun, çok önemli bir meseleye parmak basıyoruz. Vaazında çok kalabalık bir cemaat var ve Şeyh Nuruddin Kuddisesi Ruhu buyurdu ki yarın Allah Celle Celaluhu kabirde meleklerine emredecek, melekler soracak. Men Rabbuke ve ma dinuke ve men nebiyyuke ve ma kitabuke. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir? Dinin nedir? Allah Celle Celaluhu bunları soracak deyince oradan bir zat geçti. Şeyh Şibli Hazretleri, kendi zamanının en büyük alimlerinden. Dedi ki Molla Nuri, dikkat buyurun kıymetli dostlar. Molla Nuri, Allah yarın Celle Celaluhu bunları sormayacak. Herkes şaşırdı. Sesin geldiği yere baktılar ki zamanın sahibi, Evliyaullah'ın reisi, kendi zamanının bir tanesi Şeyh Şibli Kuddisesi Ruhum. Çok dikkat dinleyin cemaatimiz.
Şeyh Şibli Kuddise Sirruhum. Hemen Molla Nureddin Kuddise Sirruhum hemen o büyük zatın yanına gitti. Efendi Hazretleri Mevla ne soracak deyince Allah Celle Celaluhu yarın kuluna tek bir şey soracak. Dikkat buyurun. Yarın tek bir şeyi soracak. Ya ibadî ene kuntu ma'ak ve men kunte dünyadayken ben hep seninle beraberdim. Ey kulum, peki ya sen kimle beraberdin? Allah'a emanet. Allah bize bunu soracak cemaatimiz. Dünyadayken ben hep seninle beraberdim. Peki ya sen kimle beraberdin? Gönlümüzde kimler var dostlar? Allah Celle Celaluhu nazar ettiğinde kimleri görüyor kalbimizde? Ne olur? Biz buraya bir medreseye geldik. Bu medresenin sahibi Allah Celle Celaluhu, muallimi Muhammed Mustafa. Bizler buraya talebeler olarak geldik. Gönül defterimizi temizleyip oraya Allah, oraya Muhammed Mustafa'yı yazıp, kazıyıp nakşetmeye geldik. Bütün mücadelemiz hayat boyunca bu olursa kurtulanlardan olacağız cemaat. Burada yatan Mahmud Sami Hazretleri var. Büyüklerdendir. Allah'ım şefaatine nail eylesin. Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruhu. Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'nin son devirde yetiştirdiği büyük güllerden. Ozat diyor ki ben Darül Fünun'da okuyordum. İstanbul'da. Bu arada gönlüme Allah aşkı düştü, Resulullah aşkı düştü. Bir sohbete giderken bir zatla tanıştım. Baktım ki gönül ehli bir zat. Hep onun etrafında duruyordum. Korkunç bir cezbesi vardı, beni kendine doğru çekiyordu. Allah bir kulu sevdi mi cemaati müslimin? Onu bütün insanlara, cinlere, ruhlara ve meleklere sevdirir. Ya Rab, senin sevgini bizlere nasip eyle. Biz seni seversek zaten insanlar otomatikman bizi sevecek ya Rab. Dostlarının sevgisini kazanmak nasip eyle. Amin. Zatının sevgisini kazanmak nasip eyle. O kul bana dedi ki o büyük zat. Bak evladım, sen burada okuyorsun, Allah mübarek etsin. Ama bir de bir tahsil vardır ki, bir medrese vardır ki, bir üniversite vardır ki, o gönül üniversitesidir. Oranın ilk dersi, gençler ve gönlü gençler, oranın ilk dersi kimseyi incitmemektir. Son dersi de kimseden incinmemektir. İnsanları incitmemek biraz çalışmayla belki mümkün olur ama insanlardan incinmemek dünyanın en zor işidir. Ama gönül medresesinin, cennet ehlinin altyapısının hazırlandığı medreselerde ilk ders kimseyi incitmemek, son ders kimseden incinmemekmiş. Ya Rab, hiçbir kulunu, mahlukatını incitmemek hususunda gönlümüze terbiyeler ihsan eyle. Kimseden incinmeyecek çok geniş bir gönül nasip eyle. Eğer bir taşı siz küçük bir dereye, siz küçük bir taşı küçük bir su birikintisine atarsanız hemen o su bulanır, hemen o taş orada kaybolur gider o bunaldığın içerisinde. Ama aynı taşı şöyle derin bir okyanusun, denizin kenarında atarsanız ne okyanus bulanır, ne deniz bulanır, ne de taş kaybolur. İşte bizim gönlümüz, bizim gönül suyumuz çok sığ, çok dar olduğu için en küçük bir şeyden dolayı karşımızdakini kırıyor, incitiyor ve çok küçük şeylerden dolayı inciniyor, gönül suyumuz bulanıyor cemaat. Hiç kimseye hur bakma, incitme, gönül yıkma.
sen nefsine yan çıkma.